İmdat, imdat, imdat Allah'ın imdat. Yandırdıran yok mu? Yok. Diyoruz bize yani vallahi. İmdat, gerçekten bu kadar yani pahalılık olmaz. Evet arkadaşlar merhaba. Gel dediniz geldik ve şu an İzmir'deyiz. Biliyorsunuz son zamanların en çok konuşulan belediye başkanı Tunç Soyer. Şimdi İzmir halkına Tunç Soyer'i soracağız. Bakalım Tunç Soyer'in karnesi nasıl? Bu arada İzmir'e gelmişken ilçelere de gideceğiz ama bugün burada Alsancak'ta Tunç Soyer'i soracağız. Belediye Başkanı Tunç Soyer'i soruyoruz. Memnun musunuz diye. Tabii ki memnunuz. Çünkü adam hayvancılığa, tarıma gerçekten önem veriyor. Şu anda diyorlar ki işte İzmir'i sel basıyor. AKP'nin 25 yıldır hem iktidar hem belediyelerinde olduğu yerleri sel basmıyor mu? Önemli olan çaba göstermesi. Adam pandemiyle uğraştı, deprem oldu. Yani gerçekten bir şansı daha hak ediyor. Tekrar aday olmalı mı? Tabii kesinlikle olmalı. Belediye başkanlığına 10 üzerinden kaç puan veriyorsun? 8. Belediye Başkanı Tunç Soyer'den memnun musunuz? Memnunum ben. Bazı aksilikler olsa da çalıştığını düşünüyorum Tunç Soyer'in. Memnunum kendisinden. Tekrar aday olmasını ister misiniz? Evet isterim. Kesinlikle aday olacağı durumda desteklerim kendisini. 10 üzerinden puan verirsek kaç puan veririz? 9. Bir puan nereden kırdık? Daha iyi olabilir. Ufak tefek eksiklerimiz olacak belki ama tamam mükemmel olduğunu söyleyemem ama yani kötü değil. Ama yine de yüksek bir puan verdiniz 9. Yani bilemiyorum gönlümden o an aklımdan geçti. Uzun uzun düşünmedim açıkçası. Gönlümden geçeni söyledim. Tunç Soyer'imizden evet memnunum ben. Evet, memnunum ama Buca'daki metroyu hızlandırırsa çok sevinirim. Buradan Buca'ya 1,5 saatte geliyoruz Tunç Bey. Söylemek istediklerim bu kadar ve öğrencilerimizin arkasında daha çok duralım, gençlerimizin arkasında. Başka söyleyeceğim bir şey yok. Var mı başka yaptığı eksik şeyler? Eksik yaptığı şeyler ulaşım anlamında olabilir. Bu yurt alanında kalan öğrencilerimiz adına konuşmak istersem şunu diyebilirim. Yani esotların sayısını arttırmalı. Çok boş esot gidiyor. Ya da nasıl diyeyim? İhtiyacı olan daha çok yerlerde eksikliği var. Ne bileyim mesela 171 örnek vereyim. 171'den 171'inin gidiş geliş saatini şey yapması gerekiyor. Oralarını arttırması gerekiyor. Çünkü toplu taşımayı artık herkes tercih ediyor. Malum ekonomimizden dolayı. O yüzden esot sayısına daha dikkat etmeli. Bunun için de daha düzgün bir trafik çalışması yaptırabilir. Bunu söyleyebilirim. Bu kadar benim demek istediğim şey. Peki tekrar aday olmasını ister misin? Tekrar aday olsun. Tunç Soyer'in belediye başkanlığına 10 üzerinden kaç puan veriyorsun? Yani geldiğim yerle kıyasla bakırsak 6-7 veririm. Kimse mükemmel değildir ama 6-7 veririm ya. 7 değil de bir 6 veririm. 6,5. Ben 1,5 yıldır İzmir'deyim. Genel anlamda memnunum ben. Aynen çok konuda şikayetçiler. İzmirliler, özellikle CHP'liler de çok şikayetçiler. Evet yani çağırdılar geldik. Burayı sorun lütfen dediler geldik. Ben İzmirli değilim. Genel anlamda İzmirlilerin de şikayetçi olduğunu duyuyorum ama Tunç Soyer'in birçok yapamadığı şeyin elinde olmadığının farkındayım. İzmir halkı niye farkında değil onu da pek anlamış değilim. Mesela İzmir Otogarı hakkında çok şikayetçiler ama İzmir Otogarı'nın projesi mi sözleşmesiyle ilgili otogarını yenileyemiyormuş sanırım. Bunun sözleşmesinin bitmesine bir yıl falan kalmış galiba. Yeni dönemde yapabileceğini söylüyor. İzmir halkı bu tür şeylerden galiba pek haberdar olmadığı için şikayetçi oluyor. Bence şikayetçi olacak bir durum yok. Bir sonraki seçimde oy şeyinde burada olursa kesinlikle Tunç Soyer yani. 10 üzerinden kaç puan veriyorsun? 9. O kadar memnun değiliz. Değil misin? Değilim. Neyinden memnun değiliz? Hastane yapıldı. Hastane açısından çok kötü günler geçiriyor. Şehir hastanesi. Yani millet hep o rezil. Ya güzel yapıldı ama çok rezil oluyor. Hastanelerden belediye başkanı sorumlu değil ki. Ama sonuçta bir şeyler katkı yapabilir aslında. Büyükşehir'den, Cumhurbaşkanı'ndan falan, başbakanı falan şey yapıp yardımcı olabilir aslında. Ama böyle bir şey olmuyor. Yardım olmuyor. Millet orada rezilli çekiyor. Nasıl bir katkıda bulunmasını isterdiniz? Servis alanı yollar çok şu an tam yeni açıldı. Bir yemekhane sorunu çok kötü. Ya, biz de gidiyoruz oraya. Biz de şu anda orada rezil oluyoruz. O amaçla. Yani ben değilim ben. Hastanenin yemekhanesinde mi problem var? Yemekhanesinde problem var. Belediyenin sorumluluğunda olan bir şey değil. Ama istediği sonra yani katkı yaptırabilir yani. Mesela otobüsleri ben çıkarttı. Her şey oldu. Ama yemekhane sorunu şey olmuyor. 10 üzerinden kaç puan veriyoruz? 4. Peki genel seçimlerde kimi oyumuzu kullanmıştık? Aynen. CHP vermiştik. CHP vermiştik. Daha önce mesela daha da güzeldi. Şey zamanında, Özfat o zamanlar, Çapma zamanlar çok güzeldi. Yani çoğu şeyi yapmaya çalıştı ama böyle bir şey de şu anda olmuyor. Memnun değilim. İzmirli olarak ben kendi adıma konuşayım. Sonra bütün İzmirlileri de dahil etmek üzere
Bizler çok memnunuz. Peki en çok neyden memnunsunuz? Şunları çok güzel yaptı dediğiniz ne vardır? Şöyle ki, öncelikle kendi çalışanlarıyla arası çok güzel. Küçükle büyükle olan diyaloğu çok saygın. Hani şöyle derler ya, biz İzmirliler çarşı ağzı, öyle bir şey yok. Efendiliğini korumakta. Ve bizler çok memnunuz. Tekrar aday olmasını ister misiniz? İsterim. 10 üzerinden kaç puan veriyoruz belediye başkanı Tunç Soyer'e? 9 puan veriyorum, evet. Ya bana sorarsan hayır. Ben şimdi Antalya'dan geldim buraya. Antalya'da yapılan hizmetleri ve buradaki yapılan hizmetleri karşılaştırıyorum. Benim hoşuma gitmedi yani yapılan hizmetler. Neyi eksik görüyorsunuz? Mesela bu altyapı başlıca bir sorun burada İzmir'de gördüğüm kadarıyla. Bir yağmur yağdığı zaman yollar seller sular akıyor. Ben geldiğimde pandemi dönemiydi. Burada onunla ilgili çalışmalar yapılıyordu. Ama gördüğüm kadarıyla yapılan çalışmalar yani hemen hemen hiçbir faydası olmamış gibi gözüküyor. Altyapı çalışmaları özellikle benim dikkatimi çeken. Yapılan bir çalışma, yollarda yapılan bir çalışma bitmek bilmiyor. İzmir için bu sıkıntılı bir durum. Yani İzmir bugün biliyorsunuz büyük şehirlerimizden biri. İnsanlar sadece benim gibi değil, çoğu insan böyle düşünüyor. Yani sadece ben değil, bir araya geldiğimizde, sohbet ettiğimizde de bu konular konuşuluyor. Yani çok güzel diyen bir insan ben karşılaşmadım. Çok daha iyi olabilirdi İzmir. Tunç Soyer sizce tekrar aday olmalı mı? Bana kalırsa olmamalı. Olmamalı. 10 üzerinden puan verirsek, 10 üzerinden kaç puan verirsiniz? 10 üzerinden 6-7 gibi. Onun dışında 9-10 gibi düşünmem yani. 6-7 gibi. Başkanım, Tunç Soyer'den memnun musunuz? Çalışıyor mu? Hayır. Çalışmıyor mu? Hayır. Ne eksik yapıyor? Halimizi görüyorsunuz yağmurlarda. Peki oy vermiş miydiniz kendisine? Hayır. Hayır. AK Parti'yi mi destekliyorum? Hayır. Ben oy vermiyorum. Vermiyorum. Evet, o yüzden. Peki Tunç Soyer'in belediye başkanlığına not verirsek 10 üzerinden kaç puan veririz? 4. Evet. Tunç Soyer'in belediye başkanlığından memnun musunuz diye soruyorum. Çok memnunuz. Neden memnunuz bu kadar? Çok çağdaş, ileri görüşlü bir insan olduğu için kendisini şahsen tanıma şansım da oldu. Gerçekten projelerinin devamını getirmesini diliyorum. Peki eksik yaptığı bir şey var mı? Eksik yaptığı şeyler elbette var. Hiç kimse perfect değil, hiç kimse mükemmel değil ama hani zaman verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü İzmir gerçekten çok büyük bir şehir. Çok ciddi anlamda altyapı sorunları yaşayan bir şehir. Zamana ihtiyacı var. Ve bu zamanı kendisine vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Bir kez daha aday olmasını istiyorsunuz o zaman? Kesinlikle evet. Peki belediye başkanlığına 10 üzerinden puan verirsek kaç puan veririz? 7. 7. Evet. 3 puan nereden kırdık? Yukarıdakiler düşünecek onu. Memnunum evet. Gerekli olan her şeyi yapıyor yani. Çalışıyor. Çalışıyor evet. Tekrar belediye başkanı adayı olmasını ister misiniz? Olsun, isterim. 10 üzerinden kaç puan verirsiniz belediye başkanlığına? 10 üzerinden 9. Tunç Soyer'den pek memnun değilim ama şu anlamda memnunum. Kooperatifçiliği çok yaydığını düşünüyorum Tunç Soyer'in. Ama bundan sonra CHP'den aday olacağını düşünmüyorum. Çünkü çok fazla oy kaybedeceğini düşünüyorum. Bence öyle. Onun için yeni bir isimin olması gerekiyor ama kooperatifçilik anlamında Tunç Soyer. Evet. İzmir'de bisiklet yollarını yaptı. Doğru. Ama yeni bir adayın olması gerektiğini düşünüyorum. Peki Tunç Soyer'in belediye başkanlığı dönemine kaç puan veriyorsunuz? 1 ile 10 arasında. 5,5'ten 6 veririm. Daha iyileri de olabilir diye düşünüyorum. Merhaba. Belediye başkanı Tunç Soyer'den memnun musunuz? Çok. Öyle mi? Neden memnunuz? Çok iyi yönetiyor şehri. Sizce yönetmiyor mu? Biz geldik İzmir'e size sormaya, İzmirlilere çok sormaya. Çok memnunuz. Memnunsunuz. Çok memnunuz. Peki eksik yaptığı bir şey var mı? Ya bütçenin imkanların verdiği her ölçüde gerektiği kadar kat koyduğunu düşünüyorum. Çok önemli altyapı yatırımları yaptığını biliyorum. Yani ama eksik, bu şehrin ihtiyacı biter mi ya? Bitmez. Peki en değerli bulduğunuz projesi, en değerli bulduğunuz yaptığı şey Buca neydi? Buca metrosu. Buca metrosu. Buca herhalde nüfus olarak Türkiye'deki 20-30 tane ilden daha büyük bir yer. İzmir'de de bir ulaşım sorunu var ve bu Buca metrosuyla muhtemelen çözecek. Tahmin ediyorum nüfusu 1 milyona falan var. Geldi değil mi yani Buca'nın? Metro dışında bir çözümü yoktu. Buca metrosu çok önemli şey. Peki CHP'nin tekrar adayı sizce Tunç Soyer mi olmalı? Evet. Tekrar bir daha. Evet. Peki Tunç Soyer'in belediye başkanlığı dönemine 1 ile 10 arasında kaç puan veriyorsunuz? 10. 10. Ben Cumhuriyet Halk Partisi milletvekiliyim. Öyle mi? Evet.
Bu dönem milletvekili evet, mi? İsim evet. Neydi? Ufak, ben tanıyamadım. Yorucanım tabii. Ne güzel bir milletvekilinden evet. Duyduklarımız. Evet. 10. Yine de 10 vermeyelim bence. Çünkü 9 verelim ki bir yerde... bir puan kıralım yani sizin hatırınıza. Peki şu an İzmir için acil olan şeyler nedir sizce? Yani yaşayan bir şehir. 5 milyon nüfusa ulaşmış bir şehir. 4,5-5 milyona. Yani her şey çok acil ama tabii ki ulaşım, raylı sistem en önemlisi. Ve bu konuda çok önemli adımlar atıldı yani. Körfez meselesi çözüldüğü için tabii çok mutluyuz. Koku sorunu çözüldüğü için çok mutluyuz. Bu da 50 senelik bir problemdi zaten yani. Bir öyle 3 senenin 5 senenin problemi değil, 50 senenin problemiydi. Onun çözüldüğü için çok mutluyuz. Ama bitmeyecek hiçbir zaman. Artık şehirde problem kalmadı diyeceğimiz bir gün olmayacak yani. Yaşayan her yerde problem hep sürecek yani. Evet. Var mı söylemek istediğiniz, altına çizmek istediğiniz bir şey? Çok iyi bakın kendinize. Çok teşekkür ederim. Yaşanacak şehir algısı. Oysa ki İzmir çok kötü. Hani görsel olarak da çok kötü. Altyapı çok kötü, pis kokuyor. Yani sadece kordonun güzel olması İzmir'i güzel yapmıyor. Bir sokak arkasına geçtiğinizde bambaşka bir hayat var. Böyle İzmirlerde işte rahatız vesaire diyorlar ama Çankaya veya Basmane, oraya gece 12'de ben gidemem. Burada 12'de bir kadın olarak belki yürümek rahattır ama orası öyle bir yer değil. Veya orasına özel de değil. Burası Bostanlı veya Göztepe gibi belli bir noktanın rahat olması her yerin öyle olduğu anlamına gelmiyor yani. Bir de İzmirlilerde şey var. İzmir yaşanacak şehir. İzmir çok güzel. Ama kimse İzmir'den dışarı çıkmamış. Yani bakıyoruz böyle Ankara'ya her gittiğimde caddeler geniş, kaldırımlar geniş. Burada görmüşsünüzdür ana yol ama çok küçük. İki şeritli bir yol, ana yol orası. Yani tabii bu sadece Tunçsuyer özelinde söylemiyorum. Yani bu genel olarak İzmir'in bir problemi. Hani bunun içinde hükümetten destek gelmiyor deniyor ama Yılmaz Büyükerşen için de aynısı söylenebilir. O da hükümete yakın değil ama Eskişehir her geçen gün çok çok daha güzel ve daha yaşanılması bir şehir. Peki Tunçsuyer'in belediye başkanlığına 1 ile 10 arasında kaç puan verirsin? 6. O da bisiklet kullandığı için sabahları karşılaşıyoruz. Fakat ben bisiklet sürüyorum ve bisiklet yolları çok kötü. En çok bisikletle hani rahat hareket edebilen bir belediye başkanı imajı çiziyor ama bisiklet yolları da o kadar bakımlı değil. Buna rağmen evet çoğu şehre göre bisiklet yolu var ama bakımsız olduğunu düşünüyorum. Tunçsuyer sizce tekrar aday olmalı mı? Hayır. Olmamalı. Yani yapılan çalışmaları gözlediğimiz zaman evet. Neden evet? İşte metro inşaatlarını bitiriyor, bucayı çalıştırıyor. Tramvay hatları gelişti. Bir de çevre ilçelerde çok büyük etkinlik var yani. Bu içeride görünen bir şey. Ben özellikle memnunum çünkü sınıf arkadaşım. Evet. Şimdi bunu niye dinleyeceğim ki ben yani? Ben sizi dinleyeceğim. Yani onun için bence yani görünen şeyler var. Çevrede yapılanlardan tabii şehir içinde yaşayanların haberi yok. İlgili değilse zaten bu konuyla ilgili. Yani birçok ilçede, tarımsal alanlarda, hayvancılıkta destekler sürüyor. Ama tabii onlar oya yansır mı? O bir. İkincisi sözüm ona teamül yoklaması yapacaklar. Yani vatandaş memnun mu ona paralel aday olup olamayacağına karar vereceklerini söylüyorlar. Göreceğiz, bu ilk uygulama. Ben işte o yüzden geldim. Bakalım halk gerçekten memnun mu, istiyor mu Tunç Başkan'ı yoksa yerine başka bir aday mı olmalı diyor. Alternatifleri kim olduğu önemli orada öyle bir şey olduğu zaman. Yani genel merkezin keyfiyetine kalıyor iş. Evet. Yani ben aslında bir endişem vardı Selin Sayak Böke ile ilgili. O şimdi Ankara'ya takılınca burada herhangi bir alternatif çıkartma şansları yok bence. Yani burada çok enteresan şeyler oluyor. Bakın aylar önce İyi Parti açıklama yaptı. Evet. Geçenlerde söylenen ne biliyor musun? Adam İyi Parti'den istifa edeceği söylüyorlar. Adaya gösterdikleri adamın. Ümit Özdağ'la. Evet. Yani bu çok ilginç bir şey, bir gelişme. Adam aylar önce aday olarak gösteriliyor. İyi Parti'de şu an zaten çok enteresan olaylar oluyor. Hayır yani başkasını adaya gösterme ötesinde adam partiden ayrılmayı planlıyor. Böyle bir şey yani. Bu siyaset tuhaf bir şey. Genel merkezin keyfiyeti yani geçmişte yaşananları gördük. Hiç ummadığınız birisini getirip gösteriyor. Keyfiyet benim diyor adam. Ya bir de İzmir özelinde şöyle bir gerçeklik var. Yani kimi koysak CHP'den seçilir. Evet. O yüzden çok seçici davranmayabilir adam. Nasıl olsa seçilir diye. Ki siz Tunçsuyer'in belediye başkanlığı dönemine 10 üzerinden kaç puan verirsiniz? Vallahi ben ona 7 veririm. Çok daha fazla vermem. Bir de ben şuna çok karşıyım. Bakın arkadaş bir şey söyledi. Benim sınıf arkadaşım. Bu arkadaşın kızı üniversite mezunu,
iş bulamadı. Belediyede binlerce insan işe girdi. Nasıl girdi bu insanlar? Liyakatla mı girdi? Hiçbir liyakat tarafı yok üstelik de. İddia ediyorum yani. Yani CHP'nin belediyesi, İzmir Belediyesi'nde de bir liyakat olmadığını düşünüyorsunuz? Kesin olarak düşünüyorum öyle. Buradaki bir takım milletvekilleri bu işte çok büyük parmakları olduğu söylendi. İlçe ve ilçelerde de dahil olmak üzere. Yani iş yapıyorlar. Zaten kokusu çıkan ondan sonra vay efendim iftira diyerek geçiştirmeye çalışıyorlar. E o zaman aksini ispatlayın yani. Şeffaf değil mi belediye? Bence değil. Türkiye'de bunu MHP çok yaptı. AK Parti de yapıyor. Kendi adamını koruyup kolluyor. CHP'de ben öyle bir şey görmedim. CHP'nin değişik bir yapısı var. Kimin ağırlığı varsa parti üzerinde, o işte Alevi olur, Kürt olur, bilmem ne olur. Onlar çok güzel borusunu öttürüyor. Ben Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum. 50 senedir de politikanın içine bizzat takip ediyorum yani. Ha ben partiyle ilgili yapmam. Ben vatandaş nezdinde politika yaparım. Anlatırım gerçekleri. Ama şimdi gitsen, sen hiç parti için çalışmadın ki derler. Onlara gideceksin. Sen üye olacaksın. Adam senin ne olduğuna bile bakmaz. Ya sandıkta görev almak ister misin? Lan sen kimsin? Yaptığınız bu. Bana şurada bir siyasi çalışma gösterseler ya. Siyaseten şunları yapıyoruz diye. Yok öyle bir şey. Örgütlenme anlamında mı konuşuyorsun? Evet, örgütlenme anlamında söylüyorum. CHP yeterince örgütlenemiyor. Kesin olarak değil. Ve siyasi çalışma yapmayı da bilmiyorlar. Ya çok kolay. Türkiye'nin bütün il ve ilçelerinde örgütün var kardeşim. Ha her kafadan bir ses çıkması istemiyorsan merkezden bir program belirle. Bunları sirküle et. Bu hafta bunları dağıtın. Bu konuları işleyin. Bir şey yapın yani. Ben şimdi gelse adama desem ki 5 yıldır benim ve vatandaşın iyiliği için ne yaptın? Oylar senin. Hadi söylesin bana bir şey. Biz şunu yaptık sizin lehinize desin. Aa şunu söyleyebilir. E biz iktidar mıyız? İktidarın yaptığı pisliklere engel oldunuz mu? Ona da olamadınız. Seçimi de kazanamadınız. Ha buyurun o zaman. Yani söyleyecek çok şey var. Onu herkes çok bildiğini zannediyor. Ben artık televizyonu izlerken ya ne kadar sahtekar bunlar diyorum yani. Bu duruma geldiler. Kurultaydan sonra yeni bir hareket geleceğini söylüyorlar. Hala bekliyoruz ama. Özgür Özel mesela geldi. O şeyi atmosferi hissedemediniz mi? Ya sokağa da çıkarız bilmem ne de yaparız. Vallahi bekliyorum ben. Eski anarşistlerden böyle sokağa çıkacağız diye bekliyoruz. Yok öyle bir şey yani o değil. Yani siyasi çalışma anlamında söylüyorum. Bir şey yapıldığı yok. Gerçekten yok. Ha tabii ki karşında AK Parti devlet imkanlarını kullanıyor. Hiç önemli değil. Menderes'te kullanıyordu zamanında. Sokaktan çekildiğin zaman artık siyaset yapamazsın. Ben de böyle düşünüyorum. Şöyle yapamazsın. Medya adamın elinde. Vatandaşa neyle ulaşacaksın kardeşim? Sen bir basit bir şey yani bir eylem yapıyorsunuz mecliste. Ya vatandaşın umurunda değil. Yani o anlamda vatandaşa ulaşacak bir politika yapmayı daha beceremediler. Konuştukları zaman güzel konuşuyorsun da yani icraat yok. Vatandaşa inen yok. Eskiden bildiri dağıtırdık. Ya bunu bugün yapsalar var ya daha etkili olur. Bu kadar basit. Ya en basit. Gidin bir mahallede. Mahalle temsilcimiz var diyorsun. Bir kahvede az çok biliyordur. Arkadaşlar çaylar benden. Bugün sohbet toplantısı düzenledik. Buyurun gelin. Parti adına demeyeceksin önce. Adam oturacak. Kardeşim güncel konulardan atın ortaya. Sen hiç konuşma onları konuştur. Ondan sonra da kalk git. Adam bir eteğindeki taşı döksün. Yarın bir adam geldi bir konuştu abi şahaneydi diyecekler. Ağzımı açmadım oysa. Bunları yaşadım. Türkler'den memnun musunuz belediye başkanından? Memnunuz. Çalışıyor kendisi. Peki tekrar aday olmasını ister misiniz? Olsun. 10 üzerinden kaç puan veriyorsunuz kendisine? 10 puan veriyorum. Kaç? 10. 10. Çok yüksek 10. Olsun. Mesela CHP'nin karesi burası olduğu için işleri biraz askıya alıp daha yavaş çalışıyorlar. Bir alanı mesken tutmak değil de hayır. Orada sürekli kazanıyorlarsa işler daha yavaş yapılıyor. Hatta yapılmıyor. Yani ben herhangi bir partiden yana olarak konuşmuyorum. Her zaman bu böyle işliyor. Herhangi bir şekilde işler yürümüyor. CHP'de İzmir'de kalesi olduğu için işleri yapması gereken yükümlülükleri gerçekleştirmiyor. Sorumlulukları almıyor. Ama İstanbul'u yeni kazanan bir CHP tabii ki orada bütün sorumlulukları el alıyor. Çünkü yeni kazanmış ve halka kendisini sevdirmeye çalışıyor. Ya da başka herhangi bir parti. Hep böyle işledi Türkiye'de. Tunç Soyer peki tekrar sence aday olmalı mı? Bence... Ya bu konu hakkında bir fikrim yok. Benim fikrim buydu. 1 ile 10 arasında bir puan vereceğiz kendisine. Kaç puan veriyorsun? Tunç Soyer'in ben 6 veriyorum. Belediye Başkanı Tunç Soyer'den memnun musunuz? Cevap yok efendim. Cevap yok. Siz? Ben hayatımda herhangi bir değişiklik görmedim.
Daha önceki yönetime göre şu an hayatımda herhangi bir değişiklik görmedim. Artısını da görmedim, eksisini de görmedim. Her şey eski yönetimdeki gibi devam ediyor. Örneğin ben görme engelliyim. Böyle olduğuma bakmayın. Ciddi biçimde görme sorunum var. Belediye otobüslerinin duraklarda engellileri, özellikle de görme engellileri beklememesi. Mesela görme engelli bir kişi otobüs durağında tek başınaysa, şoförler sağ olsunlar basıp gidiyorlar. Esot Genel Müdürlüğü ile görüştük, sorun çözülmedi. Her yerde sesli navigasyon sistemleri var. Belediye otobüslerimizde yok. Bugünkü otobüste vardı. Hakkını yemeyeyim bugünkü kaptanın. İstanbul'da şakır şakır çalışıyor. Ankara'da çalışıyor. Ama biz otobüse bindik mi ikide bir hangi duraktayız diye sormak zorunda kalıyoruz. Benim hayatımda mesela bildiğim şey bu. Hemen aklıma gelenler bunlar. Peki sizce Tunç Soyer tekrar aday olmalı mı? Olsun. Bir belediye başkanının iki dönem hiç değilse görevde kalması, kendini gerçekleştirebilmesi için önemli. Bu nedenle olsun derim yine de. Peki puan verirsek 1 ile 10 arasında çalışmalarına kaç puan veririz? Bir şey diyemeyeceğim o konuda. Puanlamıyorum. Tunç Başkan çok nazik, çok kibar bir insan. Diyaloğa açık bir insan. Geçer puan veririm her şeye rağmen. Belediye Başkanı Tunç Soyer'den memnun musunuz diye soruyorum. Evet memnunuz. Evet inşallah daha da güzel hizmetler yapacak. Peki tekrar aday olmasını ister misiniz? İsterim tabii. Olsun tabii ki de. Puan verirseniz 1 ile 10 arasında kaç puan verirsiniz çalışmalarına? Yani 8 veririm. Eksik yaptığı bir şey var mı? Şu an İzmir'de altyapı birazcık eksik. Sanki bazı yerler gecikmeli oluyor. O anlamda onun dışında yok bildiğim. Tunç Soyer'den memnun musunuz yaptığı evet. işlerden? En memnun olduğunuz şey ne? Buca metrosu. Buca metrosundan memnunsunuz. Peki eksik yaptığı, yapmadığı bir şey var mı? Vallahi bu ortamda elinden gelen her şeyi yapıyor. Tüm engellemelere rağmen her şeyi yapıyor. Tekrar aday olmasını ister misiniz? İsterim. Peki 1 ile 10 arasında kaç puan veriyorsunuz kendisine? 9. 10-10'luk değil. 9. Eksikleri de var. İzmir'in en büyük eksiği ne sizce? Altyapı. Tunç Soyer'i soruyorum. Ama çok işim var ya. Tunç Soyer'den memnun muyum? Yani bir şey demeyeyim ne olur ya. Eksik mi? Çalışmıyor mu? Çalışmıyor gibi gözüküyor. Öyle mi? Şu an. Ama bakalım ne olacak. Siz takipteyim. Harikasınız. Belediye Başkanı Tunç Soyer'den memnun musunuz? Yani vallahi çok memnun değiliz ya. Neden? Bonova'nın nabzına bakıyoruz. İzmir'in son dakika haberlerine bakıyoruz. Ben kendim CHP'ye oy vermiş biri olarak söylüyorum. Ulaşım sıkıntısı yaşayanlar, metrodun seferlerinin aksayanlar, ne bileyim altyapıların böyle su şeylerinin çok giderlerine pek fazla yani suya gitmediklerini, suyların gitmediklerini görüyoruz. Tekrar sizce Tunç Soyer aday olmalı mı? Bence aday olmamalı. Yani değişim şart. Yani değişim üstten başladı. Artık altlara da gelmesi lazım. Tunç Soyer'in belediye başkanlığına 10 üzerinden kaç puan verirsiniz? Ya şöyle söyleyeyim yani en fazla yani hadi 5 verelim yani. Çok mu oldu az mı oldu bilmiyorum 5 diyelim yani. Ya işte gerçekten şu algı bir dinlesinler bence yani. Yani şöyle sizin yaptığınız gibi bir şöyle bir şey şart yani herkesi bir yani sorgulasınlar memnunlar mı değiller mi? O yüzden geldim ben de memnun musunuz değil misiniz? Yani değiliz ya. Yani değiliz. Tunç Soyer'den memnun musunuz diye soruyorum. Değilim. Çalışmıyor, hizmet yok. Çalışıyor. Çalışıyor. Tekrar aday olmasını ister misiniz? Neden olmasın? Yani bir yanlışını görmedik. Güzel hizmet veriyor. Sizce? Bence de. Peki bir puan verelim kendisine. 10 üzerinden kaç puan veriyoruz? 10. 10 puan hiç kimse hak etmiyor bence. Vallahi günümüz şartlarındaki en temiz şey yöneticilerden biri, idarecilerden biri bence. Siz de mi böyle düşünüyorsunuz? Ben herhalde 8 veririm. 8. Siz 2 puan nereden kırdınız? Yani öyle kırmak. Sizin söylemeniz üstüne muhtemelen. Büyük ihtimalle öyle oldu dedim. Maçoğlu olsa ona 20 verirdim de. Ben kimseye 10 puan vermem yani. Vallahi yorum ne diyeyim. Teşekkür ederim. Sizlerden memnun musunuz? Değilim. Neden? Yürürken dikkat edip her şeyi kusurları görmesi lazım ama görmüyor. Görmüyor mu? Görmüyor. Peki bir puan verelim kendisine 1 ile 10 arasında. 7. 7. Tekrar aday olmasını ister misiniz? Hayır. Buca bölgesinde yerleri hiçbir şekilde yani yolları bile yapamadıklarını düşünüyorum. Yani birazcık daha özen gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani muhalefet partisi olduğu için bir yandan muhalefet olduğu için daha iyi olması gerektiğini düşünüyorum. Tabii ödenek mödenek birazcık büyüyor ama karışık bir süreç. Peki puan verirsen 1 ile 10 arasında kaç puan verirsin? 7 yıldır İzmir'deyim. 7 yıl üzerinden bir yorum yapmam gerekirse 6-7 yıl üzerinden 1 ile 10 üzerinden maksimum 6. 6. Tekrar aday olmalı mı sence yoksa başka bir isim mi olmalı? Olmamalı. Bence. Bu benim fikrim tabii ki. Teşekkürler. Memnunuz. Memnun muyuz? Çalıştığını düşünüyor musunuz?
Karne veriyoruz onlara biz. 1 ile 10 arasında kaç puan veriyorsunuz? 7 vereyim. 7. Peki tekrar aday olmasını ister misiniz? İsterim. Sokak kedisiyim. Sizi takip ediyorum YouTube'dan, sürekli izliyorum. Tunç Başkan'ı soruyorum, memnun musunuz çalışmalarından? Hiç değilim. Neden? Yani pek bir değişiklik olmadı İzmir'e o geldikten sonra. Hatta daha da kötüye gitti. Ben mesela çam dibinde oturuyorum, hemen Bornova'nın altında. Sürekli yağmur yağdığında yollarımız taşıyor. Yani sürekli kazılıyor. Sürekli bir tadilat, bir çalışma var sokaklarda. Hiçbir şey düzgün değil. Koyu CHP'liyim, onu açıkça söyleyebilirim. Yani o da CHP buradan gitmesin, burada kalsın diye verdik. Yoksa tanıdığımız bir insan değildi, bilmiyorduk nasıl bir şey olduğunu, ama memnun kalmadım. Yine aday olursa yine vereceğim. Yani. Peki aday olmalı mı sizce tekrar? Olmamalı. Yani CHP başka birini aday göstermeli. Memnun kalmadım. Tamam, Sevecen güler yüzü, hoş tatlı bir adam ama bu yetmiyor, yeterli değil. Peki 1 ile 10 arasında kaç puan veriyorsunuz kendisine? Ayıp olmasın diye 5 vereceğim. Çok aşağıda olmasın, 5 vereceğim. Belediye Başkanı Tunç Soyer'den memnun musunuz? Hayır, değilim. Neden? Temel şeyleri, hizmetleri yapmadığı kanaatindeyim. Körfez yıllar sonra, Ahmet Piliştina'dan sonra tekrar kokmaya başladı. Metroların durumları belli. Geçen bir kaza oldu. Zannımca, tabii teknisyen değilim bu konuda ama, yapılan kaza o setlerin çok eski olmasından kaynaklı, bakımsızlıktan kaynaklı. Yani evet, İzmir bir kültür şehri. Kültürel faaliyetler de çok önemli. Yani konser gibi, sergi gibi, kuş cennetinin bakımı gibi. Ama siz temel hizmetleri yerine getirmediğiniz zaman onları çok anlamı olmuyor benim gözümde. Ben arabamla şehir içi sürekli hareket ediyorum. Yolların bozukluğundan vesaireden ya da işte herhangi bir yağmurda sokağa çıkmaktan arabamla korkuyorum. Çünkü bir sel baskını olabilir, bir su yükselmesi olabilir. Yani daha geçenlerde yaşadık. Yani yollar çöküntü içinde, su baskınları oluyor. Arabanızla yola çıkamıyorsunuz. Yani sizin anayasal hakkınız olan seyahat hakkınız bir yerde engellenmiş gibi hissediyorsunuz. O yüzden Tunç Soyer'den memnun değilim. Kendisine oy vermiş miydiniz? Evet, daha önce oy verdim. Gene CHP'ye oy veririm. Ben CHP seçmeniyim. Bir AK Parti seçmeni değilim. AK Parti'nin prensiplerine karşıyım. Hükümet sistemine karşıyım. Fakat burada belediye seçimlerinde siyasal görüşten ziyade kendisinin öyle bir açıklaması var. Hani İzmir sadece hizmete değil, siyasal görüşe vesaire de oy verir. Ama bu belediye seçimi. Tunç Soyer'in kişiliğine, kalitesine bir lafımız yok ama hizmet etmek noktasında bazı sıkıntıları var. Tunç Soyer aday olmalı mı? Hayır, aday olmamalı. CHP'nin özellikle İzmir'de daha vizyoner bir başkana ihtiyacı var. Rahmetli Ahmet Piriştina gibi bir başkana ihtiyacı var. Bir şeyleri ranta dönüştürmeyen bir başkana ihtiyacı var. Bu ülkede her toplum kesimi eşit, her kökenden gelen insanlar eşit. Anayasal bir eşitliğimiz var zaten. Ancak burada baktığınız zaman belediye çalışanlarına ya da diğer ilçe belediye çalışanlarına bir etnik kökene daha fazla ayrımcılık, hadi pozitif ayrımcılık diye bunu şirin gösterelim. Bu birazcık insanlarda içten içe bir tepki yaratıyor. Liyakat yok mu sizce? Bence yok. Bence yok. Özellikle Sayın Kılıçdaroğlu döneminde belediyeye personel alımlarında veya belediye başkan adaylarının seçiminde etnik köken maalesef çok başka bir noktalara taşındı. Ben böyle düşünüyorum bir İzmirli olarak ki ben ailem 100 yıllık İzmirli, ben 40 yıllık İzmirliyim. Bu şehirde okudum, bu şehirde büyüdüm. O sebepten Tunç Soyer doğru bir aday değil diye düşünüyorum. Peki kendisinin belediye başkanlığı döneminde not vermek gerekirse 1 ile 10 arasında kaç puan alır sizden? 5. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bu arada yağmur başladı. İmdat, 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 Allah'ın imdat. Mansur Duran yok mu? Ya. İmdat diyoruz bize yani. İmdat, gerçekten imdat. Bu kadar yani, pahalılık olmaz.